seçime doğru giderken patlayan bir benzin fiyatı. Aynı Amerikalıların problem. en çok rahatsız. Sen orada yaşadın. Rahatsız eden şey bu değil mi? Barış çok haklısın. Amerika'daki benzin galon fiyatının seçimler üzerine yapılmış bir analizini okumuştum. Gerçekten enflasyonist, tabii oradaki bizde mesela dolar TL olarak ölçülür değil mi? Çünkü bizde enflasyonist baskılar dolar TL yükseldiği dönemlerde yükselişe geçer. Orada da benzinin galon fiyatıyla o anda iktidarda oturan partinin oyları arasındaki bir Korelasyon. korelasyonu yapılmış bir analizi şey yapmıştım, okumuştum. Şimdi Barış, ABD orada, çok güzel söyledin, Çin orada. Abi bunlar olayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Yani oradan hani Netanyahu'nun bakanı istediği kadar bağırsın. Oradan molla istediği kadar bağırsın. Onlar kendi halklarına, Kamuoyuna yani. onlar kendi kamuoylarına ve halklarına konuşuyorlar Barış. Bunu anlamamız lazım. Ben piyasalar için şu anda ana riskin İran-İsrail gerginliği değil, bu sabah UBS ABD ekonomistinin yazdığı bir şey var. Asıl riskin dünya piyasaları açısından o olduğuna inanıyorum. Bu sabah ABD, UBS'in ABD ekonomistleri 2024 senesinde enflasyonun Fed'in arzu ettiği %2,5 ve altına core enflasyonun düşmeyeceği ve 2024'te şu anda piyasalarda fiyatlanan, yani son swap eğrisinde fiyatlanan 47 bas puanlık faiz indiriminin olmayacağı, Fed'in son gelişmelerle, ne diyor? Petrol fiyatının 90 dolara çıkması, son gelişmelerle tekrar yeni bir faiz arttırım döngüsüne girmek zorunda kalabileceği üzerine bir rapor yazmışlar. Barış bak, bu rapor çok tehlikeli. Uzun zamandır böyle bir rapor çıkmıyordu. Şimdi bu raporu ben bulmaya çalıştım, bulamadım. Ama bu sabah bu raporu değişik yerlerden okuyunca, ya bir dakika abi dedim, bu yani bütün piyasa fiyatlamasını değiştirir. Bir kere bu rapora inanan bir insanın şu anda ilk yapacağı iş ABD teknoloji hisselerini satmasıdır. İlk Nasıl? yapacağı iş. Ya bu rapora inanan insanın ilk yapacağı iş bu olmalıdır. İkinci yapacağı iş de, bir dakika abi, ABD 10 yıllıklar bu adam %5'in direkt üzerine gidecek diyor. Zaten hani doğru bakıyorsam yani %5'te falan kalmaz ABD 10 yıllıklar bu raporda. Şimdi Barış bak, oyun değiştirici bir şey söylüyor. Ya ben biraz abartılı bir yorum Ben olarak Barış görüyorum. ben buna Ha? inandığım için demiyorum. Fed yetkilileri kendileri dedi ki biz 3 kez faiz indirimi yapabiliriz bu sene 25 bas puandan. Piyasa daha fazla bekliyordu ama piyasa şu an 2'ye düştü. 2 faiz 40 indirimini 40 ancak 40 yapar. 47 bas puanda diye şey yaptım. Ama buradan yani Fed'in dönüp Fed başkanı ben faiz artışlarını bitirdim dedikten sonra ve herkes faiz indirmek dönüp bir tur daha faiz artışına gitmesi bu bambaşka bir senaryo önümüze getirir herhalde. Evet Barış, zaten bu senaryoya göre ben de işlem yapılmamalı diyorum. Bu çünkü çok hani J mi? şey eğrisi vardır ya, o eğrinin %1'inin binde birinde filan yani bu. Ama burada bak şey yazmış, kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD'de büyümenin gücünü koruması ve enflasyonun %2,5 seviyeye takılı kalması halinde Fed'in gelecek yıl ortasına kadar gösterge faizi %6,5 civarına yükseltebileceği uyarısında. Valla bu uyarıyı son yapan benim bildiğim Jamie Dimon, yani Jamie Dimon'dı. Böyle bir tabi senaryo Barış, bu arada böyle bir senaryo tabi bizi de inanılmaz etkiler. Bu